Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mini ses kayıt cihazı hakkında bilgi vereceğim. Cihazımızın dış kutusu bu şekilde gelmek üzere arkadaşlar. Hemen cihazımızı açalım. Hızlı bir şekilde tanıtımını yapalım. Karşımıza cihaz çıkıyor. Cihazımızın da boyutu bu şekilde. Kutu içerisinde hemen hızlı bir şekilde göz atalım. Cihazın kutu içinde bir adet kulaklık çıkıyor. Bu kulaklığın ne işe yarıyor birazdan size bahsedeceğim. Bir adet de USB kablo. USB adaptör ve İngilizce yazılı bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Şimdi kulaklığımız ne işe yarıyor burada arkadaşlar? Onun hemen size bilgisini vereyim. Şimdi cihazımızı önce açalım. Hem kayıt olsun hem de biz ses dosyamızı birazdan dinleyeceğiz bir şekilde başlatalım. On off moduna çeviriyorsunuz. Şurada bir kırmızı ışık yanıyor ve sonrasında göz kırparak bu şekilde kapanıyor. Şu anda cihazımız kayıtta. Tek tuşta açılıyor. Tek tuşta kapanıyor. On modu, off modu. Bu şekilde on modundayken cihazımız kayıt yapıyor. 1 saat cihazımızı şarj ediyoruz. Yaklaşık olarak 20 ile 24 saat arasında tek şarja kayıt yapma özelliğine sahip. Cihazımızın üzerinde 4 tane tuşumuz var. Açma kapatma tuşumuz, mod tuşumuz ve ses açma kapatma tuşumuz. Bu tuşlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Cihazımızın MP3 özelliği olduğundan dolayı İstiyorsanız içerisine şarkı atıp MP3 olarak da kullanabiliyorsunuz. Veyahut da içindeki ses dosyalarını kulaklığı takarak içindeki ses dosyalarını dinleyebiliyorsunuz. Tabii ki bu sadece bu kulaklıktan değil. İstiyorsanız bu kabloyu da takıp şöyle hatta gösterelim. Şu şekilde takıp diğer USB ucunda bilgisayara takıp bilgisayardan dinleyebilirsiniz. Veyahut da USB girişli olan aracınızda USB girişi olan TB'de takabilirsiniz. Veyahut da herhangi bir ses bombası veyahut da ses hoparlörü diyebiliriz. USB vasıtasıyla çalışabilen bütün sisteme takabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız diğer videolarda soruyor. Cihaz kendi üzerinden dinleyebileceğimiz bir ürün yok mudur diye soruyor. Evet arkadaşlar bu cihaz kayıtlarımızı, ses kayıtlarımızı cihazın kendi üzerinden dinleyebileceğimiz bir cihaz. Tabii ki fabrikanın göndermiş olduğu kulaklık çok kaliteli bir kulaklık değil işin doğrusunu konuşmak gerekirse. Yani nereden baksanız 5-10 liralık bir kulaklık. Telefonunuzun kendi 3.5 çak girişli bir kulaklığı var ise onu kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Ama cihaz olarak da cihaz kaliteli bir cihaz. Dış kaplaması daha doğrusu metal döküm olarak gözüküyor. Birazdan da boyutları size ölçeri göstereceğim. Metreyle veyahut da bir para koyup da tam böyle gözle görünebilecek bir boyuta getirebileceğim arkadaşlar. Hatta hızlı bir şekilde alayım ben. Önceliği 1 lirayla yapalım. Şöyle yan yana koyduğumuzda anlayabiliyorsunuz arkadaşlar boyutunu. Bir de metreyle bakalım. Metre olarak da 5 santimlik bir uzunluğu var. Et kalınlığı şu şekilde 1 santimin altında. Şu şekilde şöyle bakarsak 2 santimde yatay şekilde 5 santimde dikey şekilde bir boyutu var arkadaşlar. Bunları neden ölçüyorum? Biliyorum ki yorumların altına yazacaksınız. Kaç santimdir? Bunlarla ilgili WhatsApp'tan bilgi isteyeceksinizdir. Şuralara WhatsApp bilgisi yazacağım sizlere arkadaşlar. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Onun haricinde şimdi cihazımızı kayıtlarımızı nasıl yaptı? Bunları bir dinleyelim. Hem bilgisayarda dinleyelim. Öncelikle cihaz kendi üzerinde kulaklıktan dinleyelim. Sonrasında bilgisayardan. Vaktimiz varsa da birazdan araca geçip araç üzerinden de dinleyebileceğimizi göstereceğim arkadaşlar sizlere. Öncelikle cihazımızı kapatıyoruz. Kırmızı ışığımızı gördük. Kapanmasını bekliyoruz ve kapandı. Burada kulaklığımızı 3.5 çak girişli olan yere takıyoruz. Taktık. Burada yapmamız gereken cihazımızı açmak olacak dinlemek için. Şu an açtık. Başlatmak için de buraya ses gelecek mi bilmiyorum ama en azından ben şansımı deneyeceğim. Şu an duyuyor musunuz arkadaşlar? Şöyle hatta biraz daha mikrofona yaklaştırayım. Şu an MP3 özelliği olduğu için direkt içindeki şarkıyı aldı. Değiştirmemiz gerekiyor. M tuşuna yani mod tuşuna basıyoruz. Şu
Şu an ben duyuyorum ama siz duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Evet, şu anda çalıyor. Şimdi burada ses açma kapatma. Yani bundaki sesleri açıp basıltıyoruz. Kısıyoruz. Basıltıp kısarıyoruz. Şu anda kısılıyor. Şu an sesler iyice gitti. Açmak istiyoruz. Ses açma butonuna basıltıyorum. Şu anda sesler açıldı. Şu an duyuyorsunuzdur. Paket içeriğini açıyoruz. Diğer poşetleri açıyoruz. Bunların sesleri geliyor. Şimdi burada şunu söylemek gerekirse cihazın içerisindeki verileri tabii ki buradan silemiyoruz arkadaşlar. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bir bilgisayara ihtiyacımız olacak. Yani cihazın hafızası 8 GB. Yaklaşık olarak da deposu ses dosyası. Devamlı kayıt yapacağız diyorsak eğer. Yaklaşık olarak 170-180 saatlik bir depolama alanı var. Ses dosyaları video görüntüsü gibi çok yer kaplamaz arkadaşlar. Çok az bir yer kaplar. O yüzden de 8 GB'lık yerde yaklaşık olarak 170 saatlik bir alana denk geliyor. Bu da ortalama 7-8 günlük bir kaydı cihaz içerisinde depolayabiliyorsunuz. Sonrasında elinize bir bilgisayar geçer. Bilgisayardan da ister bilgisayara kayıtlar atabilirsiniz. İstiyorsanız kendinize bir 32 GB veya 128 GB taşınabilir flash bellek alırsınız. İçindeki önemli olan ses dosyalarınızı diğer flash belleğe veyahut da bilgisayarınıza depo olarak kullanabilirsiniz. Ama onun haricinde kendi üzerinden kesinlikle kayıtlarınızı silemezsiniz arkadaşlar. Bir diğer konu da şurayı bir kapatalım öncelikle. Şu an sesler geliyordur büyük ihtimalle ama siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Ben duyuyorum. Cihazımızı kapattık. Şimdi burada taktığım zaman buradan şarj olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bazıları telefon üzerinden de dinleyebilir miyim diye soracak olan olursa arkadaşlar Android işlem sistemi olan telefonlarda aparatlar olur bilirsiniz. USB taktığımız yerlerde aparatlar olur. Buradan da taktığım zaman bu USB girişi yerine taktığım zaman telefon üzerinden de dinleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ama kayıtlarınızı ya telefondan ya da tablet bilgisayardan silebilirsiniz. Kendi üzerinden silemeyeceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi buradaki kayıtlarımızı bir de bilgisayar ortamında dinleyelim ve sonrasında araç içerisindeki AUX girişinden veyahut da USB girişinden dinleyelim. Oradaki ses kalitesi ve ses netliğine bakalım. Şunu da atlamadan söyleyeyim arkadaşlar. Cihaz açık alanda yaklaşık olarak 25-30 metrekarelik bir yerin sesini rahatlıkla kayıt edebiliyor. Ama tabii ki bazıları çekmeceye atmak ister veyahut da aracın torpidosunu atmak ister veyahut da cebinde olması gerekir. Bu alan tabii ki 1/3'üne kadar düşer. Yani 10-15 metrekare bir yeri destekler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onların da sorularını buradan en azından yanıtlayayım. Çünkü bunlar bana soru olarak gelecek ki her gün geliyor. Şimdi bilgisayarın başına geçelim. Oradan devam edelim. Şimdi buradan USB girişimize takalım. Bilgisayarımızı taktık. Cihazımızı kapalı iken takıyoruz arkadaşlar. Taktık ve şimdi bilgisayarımızın ana ekranına geçiş sağlayalım. Ve buradan da karşımıza çıkan dosyayı size göstereyim. Evet, karşımıza bu şekilde dosya açılıyor arkadaşlar. Burada recording diyor. Bizim daha önceki yapmış olduğumuz kayıtları buradan görebiliyoruz. Onun haricindeki kayıtlar da şunlar. Bunlar da MP3 özelliği var olduğunu söylemiştik size. Şarkılarınızı buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Yani klasörün dışına atıyorsunuz. Buradaki müzikleri daha sonrasında cihazın MP3 özelliğinde de kullanabiliyorsunuz. Şimdi biz kendi kaydımızı bir dinleyelim. Az önceki tanıtım yaparken cihazımızı açmıştık. Oradaki netliği bir alalım buradan. Buradan programın içerisine giriyoruz. Karşımıza dosyamız geldi. Tıklıyoruz daha doğrusu. Kayıtta tek tuşta açılıyor, tek tuşta kapanıyor. Şunu da söylemek gerekirse bilgisayar Windows Media Player üzerinden çalışıyor. Cihaz daha doğrusu. On modu, off modu. Bu şekilde on modundayken cihazımız kayıt yapıyor. 1 saat cihazımızı şarj ediyoruz. Yaklaşık olarak 20 ila 24 Şu saat arasında anda tek şarja kayıt hoparlörden yapabiliriz. bakıyoruz ve ses seviyemiz kaç gözüküyor arkadaşlar? 29 gözüküyor. İsterseniz buradan sesi yükselteyim, anlayacaksınız. Cihazımızın üzerinde 4 tane tuşumuz var. Açma kapatma tuşumuz, mod tuşumuz ve ses açma kapatma tuşumuz. Bu tuşlar. Yani çok büyük bir hoparlör yok arkadaşlar. Bilgisayar hoparlörü. Hani bunu kulaklıktan aynı şekilde sesi alabilirsiniz.
Hani zannetmeyin ki cihaz acaba çok dandik de hoparlörü mü büyüttüler de ses sistemi mi kurdular vesaire gibi düşünmeyin. Bakın burada kullandığım hoparlör bunlar. Normal sıradan bir hoparlör. Ve açalım, ses dosyalara devam edelim. Ne işe yarıyor arkadaşlar? Cihazımızın MP3 özelliği olduğundan dolayı istiyorsanız içerisine şarkı atıp MP3 olarak da kullanabiliyorsunuz. Veyahut da içindeki ses dosyalarına kulaklığı takarak içindeki ses dosyalarını dinleyebiliyorsunuz. Tabii ki bu sadece bu kulaklıktan değil, istiyorsanız bu kabloyu da takıp şöyle aktarıyor. Diğer videolar soruyor, cihaz kendi üzerinden ürün yok mudur diye soruyor. Evet arkadaşlar, bu cihaz kayıtlarımızı, ses kayıtlarımızı... Evet arkadaşlar, ses kalitesi bu şekildeydi. Bir de araç içerisine bakalım, araç içerisinde dinlenebiliyor mu? Bir de ona gözlemleyelim. Ondan sonra da size diğer gerekli bilgileri sağlayacağım. Beklemede kalın, hemen geçiş sağlıyorum. Evet arkadaşlar, araç içerisine geldik. Bize lazım olan şu şekilde bir AUX kablomuz olması gerekiyor. 3.5 jack girişli ve çıkışlı olması gerekiyor. Bunun bir tanesini aracımızın USB değil de AUX girişi olan, yani 3.5 jack girişli olan yere takıyoruz. Bizimki burada. Şöyle cihazımıza düştü. Alalım onu. Aldık. Diğer ucunu da buraya takıyoruz. Bu şekilde taktık arkadaşlar. Yapmamız gereken cihazımızı açık moduna getirmek. Yani şuradan off, on off'tayken cihazımızı açık moda getiriyoruz şu anda. Ben açık moduna getirdim. Burada mavi ışığımızı gördük. Şimdi aracımızdaki TV AUX girişine getireceğiz. Şuradan ayarlardan AUX yerine geliyoruz. Abi bunu geçelim. Kısalım. İlk başta ne demiştik? Cihazımız MP3 özelliğine sahip olduğu için ilk atılan şarkılara geliyor. Buradaki değişimi nasıl yapacağız? Mod tuşuyla yapacağız bunu. Mod tuşuna bir kere basılı tutuyoruz. Hatta şöyle açalım birazcık. Bir kere bas çek yapıyoruz. Şöyle bastım, çektim. Şimdi içindeki kayda geçiyoruz. Sesini de buradan açalım. Önceliği 1 lirayla yapalım. Şöyle yan yana koyduğumuzda anlayabiliyorsunuz arkadaşlar boyutunu. Bir de metreyle bakalım. Metre olarak da 5 santimlik. Evet, bu şekilde dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Aracınıza giderken de içindeki ses dosyalarını dinleyebiliyorsunuz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like tuşuna, kanalımıza abone değilseniz de henüz şu an ücretsizken abone olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hoşça kalın, dostça kalın. Tekrar görüşmek üzere.